Selamlar arkadaşlar. Bugün bana göre indirimlerin en güzeli başladı. Beraberinde çok da güzel bir etkinlik getirdi tabii ki. Bahsettiğim indirim Steam yılbaşı indirimleri. Bazı yerlerde kış indirimleri olarak da geçebilir. Steam'in en önemli iki indirimden birisidir. Diğeri de yaz indirimi zaten bunu biliyorsunuzdur. Diğer indirimlere göre bu indirimler çok daha rağbet görür. Bugünkü videomda hem etkinlikten bahsedeceğim ve her indirim videosunda yaptığım gibi 50 TL ile sepet dolduracağız. Güzel oyunlar seçtim. Umarım videoyu ve oyunları beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. İlk baştan etkinlikle başlayalım aslında. Etkinlik gerçekten güzel olmuş. Son etkinliğe birazcık da benziyor. Böyle basit basit görevleriniz var. İşte Steam isteklisinize 3 oyun ekleme gibi. 100 para veriyormuş. 100 neşe jetonu. Ya da grup sohbet odasına katıl. 100 neşe jetonu. Burada bayağı da görev vermişler aslında. Mobil cihazınızda internet üzerinden sohbet edin gibi görevleri var. 100 vermiş hepsinde. Ve şöyle bir şey var. Her harcadığınız 1 lira başına 17 jeton kazanıyorsunuz. Yani bunların dışında 17 jeton kazanıyorsunuz. Ne bileyim işte. Hesaplayın. 10 lira harcarsanız 170 jeton daha kazanıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben size. Burada görevleriniz var. Bu günlük görevler falan var mı? Evet, yarın yeni görevi işte. Yarın da farklı farklı görevler açılacakmış sanırım. Ben öyle anladım. Güzel belediye başkanı Carol'ın son yılbaşı görevi falan filan. 1 Ocağı kadar her gün görev açılacakmış yani bunu söylemişler. Burada işte etkinlik hakkında bahsetmiş. Şurada da şu dikkatimi çekti. Steam ödüllerine bakın. Ayrıca burada koleksiyon kartı toplayarak rozet oluşturabilirsiniz. Burada yani koleksiyon kartı düştüğünü de söylüyor bu etkinlik boyunca. Yani tam olarak emin değilim ama keşfet kuyruğundan da koleksiyon kartı düşürebilirsiniz. Onu da kontrol edin. Keşfet kuyruğunuzu tamamladığınız zaman normalde bir koleksiyon kartı veriyor çoğu etkinlikte. Ona bir bakarsınız Steam ödüllerine bakın diyor. Bu Steam ödüllerinde de işte yine oy verme dalgası. Öyle göstereyim. Puanlarınızı nasıl harcarsınız onu göstereyim ben size. Şurada 5000'lik bir indirim kuponu var. Ben bunu pek ilgi göreceğini düşünmüyorum. 5000 puan buna biriktirene kadar. Burada farklı farklı şeyler alabilirsiniz işte. Yeni sohbet etiketleri diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha önceden böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Yani normal mesajlaşırken çıkan ifadelerden değil bunlar. 500'müş zaten bir tanesi. Burada açabileceğiniz şeyler var. Ha, burada 12-25 diyor. 12 tanesi açıkmış. Muhtemelen bunlar yarın falan açılır. 700 zaten bunların bazıları. Kış profili. Profilinizi süslüyorsunuz. Ne kadara kadar? Evet. Fazla bir süre değil yani. Süreli bir şey bu. 5 bon puanı. 25 Şubat'a kadar Steam profiliniz işte süslü püslü kalıyor. Ya böyle bir şey tercih eder misiniz bilmiyorum. Ben geçici bir şey olduğu için tercih etmem. Yeni sohbet odası efektleri. Bu da yeni gelmiş. Sohbet odası efektleri diyor. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama 30 kullanım. Ha. 30 kullanımlıkmış. Efekt veriyor. Değişik bir şeymiş. Bu da kullanımlık yani. Süresi bir şey bitiyor. Profil arka planları. Ben bundan alabilirim evet. Birkaç tanesini alırım hatta bunların. İki tane var. Ya iki tanesini alırım. Şu hoşuma gitti. Şu da güzel mesela. Güzel arka planlar var. Bunlar da normal işte ifadeler. O bahsettiğim ifadelerden. İşte mesajlaşırken kullanabileceğiniz ifadeler var. 100 puan. En ucuzları bunlar zaten. Şöyle evet. Bu geçen etkinlikte de vardı. Şöyle puanla ya jetonla kendi level'ına yükseltebiliyorsunuz kış indirim boyunca. Rozetinizi 15. seviyeye yükselterek TP kazanın. İşte tecrübe puanı 15. seviyeye kadar yükseltiliyormuş rozet. Yani her seviyeye yükseltmeye 1000 jeton istiyor muhtemelen. 15.000 jeton olması lazım. Tam olarak emin değilim ama ben bunun için harcarım jetonlarımı. Siz de eğer Steam'de level atlamaya önem veriyorsanız bunun için harcayabilirsiniz. Güzel bir etkinlik olmuş bence. İnsanların para harcamaya teşviki tabii ki ama söyleyebilecek pek de bir şey yok. Şimdi bir de oyunlar seçtim. Oyunlara geçelim. İlk oyunumuz Smashing the Battle. Ben bunu ne zaman olmuş oynamışım? 30 Ağustos 2018'de incelemişim ama daha önceden oynadığımı biliyorum. 2016'da almıştım ben de bu oyunu. 2016 yılında almıştım. 20 liradan 6 liraya düşmüş. Normalde ben aldığım zaman 10 liraya falan düşmüştü. Eğer anime seviyorsanız bu oyun hoşunuza gider. Ben anime çok meraklısı bir insan değilim. Yine de hoşuma gitmişti. Yani böyle vuruş mekanikleri falan çok hoşuma gitti. Şöyle efektler, patlama efektleri çok hoşuma gitmişti. Yani bu nasıl denir? Story modu var tabii ki burada. Böyle aşama aşama ilerleyerek canavar öldürüyorsunuz. Amacınız bu. Aslında şöyle basitçe anlattım ben size ama oynarken keyfini alacaksınız. Zaten grafikleri de çok tatlı duruyor. İlk sırada bu oyun vardı. İkinci sırada Mother Simulator var. Bu oyun ne kadarmış? 4 lira 20 kuruştan 2 lira 10 kuruşa düşmüş. Ben bunun videosunu çekmiştim. Bu oyun gerçekten eğlenceli fakat çok kısa bir oyun. Ben yani 5 saat oynamışım ama eğlendim yani. Eğlendim. Bölümleri arada açıp açıp oynuyordum. Arkadaşlarımla birlikte oynuyordum. Amacınız işte bir bebeğe annelik yapmak. Görevleriniz var işte ne bileyim bezini çöpe at ya da ne bileyim işte yemek hazırla bebeğe gibi şeyler var. Eğlenceli bir oyun aslında güldürüyor. Çok komik bir oyun bence. Gerçekten komik bir oyun. Yani bebeğin tipi gerçekten çok kötü.
Üçüncü oyunumuz Party Art. Ya bu videomda aslında az bilinen oyunlara öncelik vermek istiyordum ama yani bu oyun bildiğiniz bir oyundur aslında. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Piksel grafikler olan bir oyun. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzel bir oyun. Yani ben bir iki bölüm oynarım, kaparım tarzında başlamıştım bu oyuna. İlk baştan fiyatını göstereyim. 18,5 liradan 9 lira 25 kuruşa inmiş. En fazla bu kadar iniyor zaten. Ben daha aşağıya düştüğünü görmedim. Amacınız partilerde bütün insanları öldürmek. Yani şimdi böyle birazcık psikopatça gelecek size ama biz bir seri katiliz ve insanlar bizi görmeden herkesi teker teker öldürmeye çalışıyoruz. Yani piksel grafiklere sahip olduğuna bakmayın. Piksel grafiklere benim gibi aşık olan insanlar vardır eminim. Bu oyunda da amacınız işte dediğim gibi terör estirmek. Yani burada tek tek insanları öldürüyorsunuz ve diğerlerinin sizi görmemesi gerekiyor. Gören insanlar polisleri arıyorlar. İşte kenara köşeye sıkıştıracaksınız, o şekilde öldüreceksiniz gibi. Gerçekten eğlenceli yani. Hani bir bölümü geçemezsiniz, sinirlerini kapatırsınız ama o bölüme geçemediğiniz için aklınızda çok büyük bir şey oluşur. Yani o bölümü geçmeden rahat edemezsiniz. Öyle bir oyun. Üçüncü sırada Party Art vardı. Dördüncü sırada Nipster Manager var. How are you? Bu oyun nasıl bir oyun? Bundan bahsedeyim. Telefonlarda oynadığınız NSS diye bir oyun vardı. Nipster Soccer mıydı? O oyunun menajerlik oyunu olarak düşünebilirsiniz. Burada futbolcularınız var. Komple bir takımı yönetiyorsunuz bu oyunda. İşte stadyumunuzu geliştirebiliyorsunuz falan. Güzel bir oyun. İşte böyle pozisyon olduğu zaman yine telefondaki oyundaki gibi işte size gösteriyor. Şuraya topu buraya topu atabilirsiniz. İşte ne bileyim insanları çalımlayabilirsiniz. Kaleye vurarak şut atabilirsiniz. Güzel bir oyun. Yani şöyle tabii ki futbolcular bildiğiniz futbolcular değil, lisanslı değil, bilmediğiniz futbolcular ama güzel. İşte buradaki paranız var, paranızla stadyumunuzu falan geliştirebiliyorsunuz. Yani önemli, futbolcu satın alabiliyorsunuz. Bunun ücreti 32 liradan 8 liraya düşmüş. Ben aldığım zaman 20 saat oynamışım, 21 saat oynamışım. Yani daha da oynayabilirdim aslında. Yani arada kaynadı, oynamayı unuttum bu oyunu. Ben aldığım zaman 16 liraydı. 8 lira gerçekten çok iyi bir fiyat. 8 liranın altında düşeceğini de sanmıyorum. Bu oyuna kesinlikle şans verin. Şimdi parkur oyununu göstereceğim. Refunct. Umarım böyle okunuyordur. Oyunun fiyatı ne kadarmış? 6 lira 20 kuruştan 1 lira 86 kuruşa düşmüş. Yani daha da düşeceğini sanmıyorum. Bu oyunu seçmemin nedeni aslında bu oyun çok kısa. 3 saat oynamışım ben bunu. Yani bu da birazcık oyalandım işte. Bütün şeylerini açmaya çalıştım. Başarımlarını açmaya falan çalıştım. Öyle oyalandım. Normalde yani 1 saat 1,5 saatte bitirebileceğiniz bir oyun. Şöyle bir artısı var bu oyunun. 1 lira 86 kuruşa bu oyunu alırsınız ama koleksiyon kartlarıyla bu oyunun fiyatını çıkarırsınız. 1 lira 86 kuruş. Fazla bir fiyat değil. Koleksiyon kartları çok değerli bu oyunun. Koleksiyon kartlarıyla dediğim gibi bu oyunun fiyatını çıkarabilirsiniz. Hadi koleksiyon kartı olmasa bile 1 lira 86 kuruşa kesinlikle alınabilecek bir oyun. Bu tarz oyun öneri videolarımda fazla hikayeli oyunlara yer vermem ama bu oyuna yer vermek istedim. Bu oyunu ne zaman oynamıştım ben? Bayağı da oldu ya. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama 7.3 saat yazdığına da bakmayın. Ben bunu 20 saat 30 saat oynamışımdır. Hikayesi gerçekten çok güzel. Crytek yapımı bir oyunmuş. Fiyatına bakalım. 18,5 liradan 5 lira 55 kuruşa düşmüş. Türkçe dil desteği var mıydı bu oyunda? Türkçe dil desteği yokmuş fakat Türkçe yamaları internette mevcut. Eğer isterseniz Türkçe yamasını indirebilirsiniz. Yani fazla spoiler vermek istemiyorum oyun hakkında ama grafiklerine baktığınız zaman gerçekten çok kaliteli duruyor zaten. Oyun da eğlenceli yani hikayesi içine çekiyor sizi diyebilirim. 5 lira 55 kuruş kesinlikle verilebilecek bir fiyat. Sıradaki oyunumuz Kingdoms of Amalur. Bu oyunun fiyatına bakalım ilk önce. 31 liradan 7.75'e düşmüş. Oyun 2012 yapımı. Birazcık grafikleri evet. Yani eski olduğu zaten anlaşılıyor. Oyun RPG oyunu. Böyle baktığınız zaman sanki online oyundaymışsınız gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Tek oyunculu bir oyun. Yani crafting falan yapıyorsunuz işte. Eşya lootluyorsunuz. Ben bu oyunu nasıl görmüştüm? Bir YouTuber videosunu çekmişti bunun. Az bilinmiş bir oyun olduğu için. Ama aslında gerçekten beklediği değeri görmemiş bir oyun diyebilirim ben size. Yani ben burada 1.3 saat yazdığına bakmayın. Ben bazen çevrim dışı oynuyorum bu oyunu. Karakterim falan da var. Level sistemi var işte. Ben bu tarz oyunları çok severim. Ve çevrim dışı olması da beni hiç şey yapmaz. Yani çevrim içi olsun diye bir kaydam olmaz hiçbir zaman bu oyunlarda. RPG oyun dediğim gibi işte skill'lerinizi falan geliştirebiliyorsunuz. Görev yapıyorsunuz. Oraya git, buraya git, şunu kes, bunu kes tarzında. Bu oyunda kesinlikle şans verilmesi gereken bir oyun. Sıradaki oyunumuz Picabo. Eğer Discord sunucunuzda varsanız bu oyunu zaten duymuşsunuzdur. Biz Discord sunucumuzda arkadaşlarla bu oyunu sürekli oynuyoruz. Oyundan şöyle bahsedeyim. Bu oyun bir saklambaç oyunu. Fiyatına bakalım ilk önce. 10 lira 49 kuruştan 5 lira 24 kuruşa düşmüş. %50 indirimle. Zaten daha önceden bundan daha düştüğünü görmedim. Yani hep bu fiyatla. Bu fiyatın daha üstünde oluyordu hatta. 7 lira 8 liraya falan düşüyordu. İlk defa 5 liraya düştüğünü gördüm. Bak görüyorsunuz işte. Bir insanlar şekle bürünüyorlar.
Bazı insanlar da onları silahlarla vurmaya çalışıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. Amaç bu yani, saklambaç oyunu. İşte saklanan kişiler taunt tuşuna basarak ses çıkarabiliyorlar. Bak, mesela bu arkadaşla videoda gözüküyor. İşte saklanmış. Ya kaçmaya çalışıyor aslında. Şurada bir şekle bürünmüş. Burada istediğiniz şekillere bürünebiliyorsunuz saklanan arkadaşlar. Yani normal bir şekilde kaçmıyorsunuz karakter olarak. Diğer polisler de işte silahlarla sizi vurmaya çalışıyorlar. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Tabii ki de oyun çok oyunculu bir oyun olduğu için arkadaşlarınızla oynamanız önemli. Eğer yani arkadaşınız yoksa bizim Discord sunucumuza gelin. Biz zaten arada sırada bu oyunu oynuyoruz. 5.24 kesinlikle verilebilecek bir fiyat. Pikabu alınabilir. Şimdiki oyunumuz Suicide Guy. Gerçekten benim başımı çok ağrıtan bir oyun. Videosunu da çekmiştim çünkü YouTube'da birazcık sıkıntılar yaşadım bu video yüzünden. İsmine baktığınız zaman evet, kötü bir isim. İntihar eden adamdan bahsediyor. Oyundan, konusundan bahsedeyim ilk önce ben size. Bu abimizi biz yönetiyoruz. Bu abimiz televizyon başında içki içerken uyuyakalıyor. Rüyasında intihar ettiğini görüyor. Her bölümde farklı farklı yerlerden atlayarak intihar etmeye çalışıyorsunuz işte. Bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Yine aşamaları geçerek bir yerden atlıyorsunuz ve intihar ediyorsunuz. Bölümü o şekilde kazanıyorsunuz. Amacınız intihar etmek yani. İsminden birazcık baktığınız zaman gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir oyun. Ama yani kötü bir amacı yok. Komik bir oyun aslında. Abimizin tipi falan bilmiyorum, benim çok komiğime gitmişti. Ne kadara düşmüş? 10 liradan 2,5 liraya düşmüş. Gerçekten çok uygun bir fiyat. Bu da denenebilecek bir oyun. Koleksiyon kartı var mı? Koleksiyon kartı da varmış. 2,5 lira. Yani 1 lirasını koleksiyon kartlarıyla çıkarabilirsiniz. Yani 1,5 liraya falan düşer diyeyim ben size bu oyun. Bu oyunda ne kadarmış? 8 saat. Evet, ben bunu çevrimdışı oynamamıştım. 8 saatte bitebilecek bir oyunmuş. Buna 2,5 lira kesinlikle verilir. Son oyunumuz Super Panda Adventures. Bu oyuna çoğu indirim videomda zaten yer vermişimdir. Ya baktığınız zaman çocuk oyunu gibi gözüküyor aslında. Mario tarzında bir parkur oyunu. Parkur mu denir? Platform oyunu. Evet, platform oyunu. Kusura bakmayın. Mario tarzında bir platform oyunu. Ama öyle düşünmeyeceksiniz. Bu RPG tarzında bir oyun. Karakterimizi, silahlarını, level'ını falan arttırıyorsunuz. İşte XP kazanıyorsunuz zaten. Her öldürdüğünüz canavardan XP gibi şeyler kazanıyorsunuz. Silahınızı geliştirebiliyorsunuz. Skill'lerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani baktığınız zaman aslında öyle çocuk oyunu değil. Hikayesi var. Görevler, mörevler yapıyorsunuz işte. Yani şöyle düşünün. Ben size gerçekten basitçe anlatayım. Metin 2'yi iki boyutlu bir şekilde oynadığınızı düşünün. Ben size öyle söyleyeyim. Canavarların işte kafasına atlayarak öldürebiliyorsunuz. Yine her bu tarz platform oyununda olduğu gibi. Şurada gördüğünüz gibi işte sarı ünlem çıkmış. Bu abimizde görev varmış. Ablamız mı kim bilmiyorum. Güzel bir oyun. Ne kadarmış? 2 lira 62 kuruş. 10.5'tan 2.62'ye düşmüş. Ben bunu ilk aldığım zamanlar 2 lira 10 kuruştu. 1 lira 5 kuruşa falan düşüyordu. Koleksiyon kartları çok değerli bu oyunun. Yani zaten o zamanlar aldığın zaman 2-3 lira kazanıyordun. Öyle söyleyeyim ben oyundan. Şimdi de sattığınız zaman herhalde bu fiyatı görür müsünüz bilmiyorum ama yani çok zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Son sırada Super Panda Adventures vardı. 2 lira 62 kuruştu. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım oyunları beğenmişsinizdir. Ben toplamda 10 tane falan oyun seçmiş olmam lazım. Oyunların fiyatı 50 lira, 51 liraya yakın bir fiyat tutuyor. Ben 50 lirada sabitlemeye çalıştım. Aslında aralarda elediğim oyunlar falan vardı. Bu oyunları seçmek istedim ben. Ne kadar çok oyun, ne kadar çok oynanış süresi o kadar eğlence. Yani ben bu seçtiğim oyunları eğer alırsanız bu oyunlar sizi, ben ciddi söylüyorum, birkaç ay idare eder yani, size hepsini oynarsanız, eğer hepsini beğenirseniz. Beğenmediklerinizi iade edebilirsiniz tabii ki. Herkese aynı oyunlar hoş gelecek değil. Videoyu ve oyunları beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Oyun önerilerinizi yorumda bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.